Herkese merhabalar, bu videomda sizlere elimde görmüş olduğunuz yıldızın yapım aşamasını paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay ve hızlı ee, ve birçok alanda değerlendirebileceğiniz zarif bir figür. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Yıldızımızı yaparken sihirli halka ile başlıyoruz. Hemen şöyle ilmeğimi tutturuyorum. Daha sonra iki tane zincir çekip ilk trabzanımı oluşturuyorum. Sihirli halkamın içerisine toplamda 15 tane ikili trabzan yapacağım. Bu zincirli trabzanımla birlikte. 2 tane oldu şu anda. 3 4 Birazcık kapatalım ki rahat tutalım. 5 6 7 14 ve 15. Tekrar sayalım bir yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ikili trabzan yaptım. Sihirli halkamı kapatabildiğim kadar kapatıyorum. Daha sonra başlangıçta yapmış olduğum zincirli trabzanın en üst noktasından tığımı geçirip ilmeğimi kaydırıyorum. Şunu birazcık keseceğim elimize dolaşmasın en son onu gizleyeceğiz ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimizi çekiyoruz ardından 1 2 3. Ye şöyle sık iğne yapıyoruz onun yanındakine tekli trabzan yapacağız yani tığımı doluyorum zincirin içerisinden geçirdim. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü birden tek seferde çekiyorum ve tekli trabzan. Yanına bir tane daha tekli trabzan. Daha sonra onun yanına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ama aşağıya doğru indikçe trabzanlarımızın boyunu ilmeklerimizi çekerek yükseltiyoruz. ikinci ikili trabzanım ve 3. ikili trabzanım son olarak da üçlü trabzan yapıyoruz tığımızı iki kere doladık en sondaki zincire batıyorum ve 1 2 3 defa da çektim. Üçlü trabzanımı oluşturdum. Ardından 1 2 tane atlayıp 3 üç, üçüncüsüne Şöyle ilmek kaydırma tekniği ile bağlıyorum. Ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Geriden sayarsak 1, 2, 3. yüye sık iğne ile bağlıyorum. Onun yanındakine tekli trabzan. Şimdi üçünü birden çektim. Onun yanına ikinci tekli trabzan. 2 tane tekli trabzan yaptık. Şimdi 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu 1. Bu 2. Ve bu da 3. Son zincire de bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 defa da çektiğim. 1 2 zincir atlayıp üçüncüsüne ilmek kaydırma tekniği ile bağlıyoruz. Bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar yapalım. Toplamda 5 tane yıldız sapımız olacak ve motifimizi tamamlayacağız. Yıldızımızın son parçasını da yaptım. Şöyle başlangıçtaki zincirin içerisinden tığımı geçirip ilmeğimi kaydırıyorum. Ve bir tane zincirle kilitleyerek ipimi kesiyorum. Hemen ipimi gizleyeyim ve e, ne yapmışız detaylı olarak bakalım. Evet yıldızımızı tamamladık görmüş olduğunuz gibi. Yapımı çok kolay, çok hızlı ve birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Bebeklerinizin e, battaniyesi ya da yelekleri üzerine veya onların havluları, mendilleri üzerine zarif bir e, aksesuar olarak ekleyebilirsiniz. Veya berelerinin eldivenlerinin üzerine de dikebilirsiniz. Yani aslında birçok alanda istediğiniz alanda değerlendirebileceğiniz e, çok kolay ve hızlı yapılabilen bir figür. Dilerseniz buna daha şirin olsun diye göz, burun ve ağız da dikebilirsiniz. Böyle gayet hoş ve zarif. Görmüş olduğunuz gibi şöyle tam avucumun içine gelecek şekilde bir motif. Ben koton bir iple ördüm. Tığ numaram da 3 milim. Tığımı göstereyim. Şöyle 3 milim bir tığ ile ördüm. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Tekrar başka bir örgüde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.